Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyine hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar video konumuz eşitsizlikler. Geliştireceğiz, biri çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. X küp eksi x kare eksi 6x sıfırdan küçükse denklemin çözüm kümesi nedir? Öncelikle arkadaşlar bütün ifadelerde x çarpanı olduğundan dolayı ben bu ifadeyi x çarpan parantezine alırsam burası x kare eksi x eksi 6 küçüktür 0 olacak. X çarpı bu ifadeyi de arkadaşlar çarpanlarına ayırırsak bu ifade x'i x eksi 3'e artı 2 şeklinde ayrılabilir. O zaman ben burayı x çarpı x eksi 3 çarpı x artı 2 küçüktür 0 şeklinde düzenleyebilirim. Her bir çarpanı 0 eşlediğimiz zaman köklerimiz 0, 3 ve eksi 2 olarak bulunacak. Ben bunu arkadaşlar tablosunu yapıyorum. X'in değişim tablosunu incelersek eksi sonsuzla artı sonsuz arasında arkadaşlar en küçük kökümüz eksi 2, 0 ve 3 olacak. Hepsi tek katlı kök olduğundan arkadaşlar tek çizgi şeklinde çizdim. Eşitsizliğimizde eşitlik sembolü olmadığından kökler çözüm kümesine dahil olmayacak arkadaşlar. Bunların içerisini doldurmuyorum. Boş bırakacağım. İşaret olarak en büyük dereceyi terimin işareti arkadaşlar. X küpün önündeki işaret artı olduğundan artı ile başladık. Tek katlı köklerde işaret değiştiriyorduk arkadaşlar. Artı eksi artı eksi şeklinde tablomuzu düzenledik. Sıfırdan küçük olan yerleri istediği için denklemin çözüm kümesi eksi sonsuzla eksi 2 arası, sıfırla da 3 arası da olacaktır arkadaşlar. Aradığımız çözüm kümesi A şıkkında mevcut. Seçeneğimiz bu olacaktır. X üzeri 4 eksi 1, 1'e eşit ve 1'den küçük ise bu eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? X'i 1 arkadaşlar eşitliğin sağ tarafına alırsak burası x'in 4. kuvveti 2'ye eşit ve 2'den küçük olan sayılar. Tam sayı değerlerini aradığımız için arkadaşlar bunları deneme yanılma yöntemiyle yapacağız. Şimdi ilk önce 0'dan başlayalım isterseniz. Nötr olan sayımız. 0'ın 4. kuvveti arkadaşlar 2'den küçük olduğundan dolayı denklemin köklerinden bir tanesi 0 olacaktır. 1 alırsak arkadaşlar 1'in 4. kuvveti yine 1'e eşit olduğundan 2'den küçüktür. O zaman bu da sağlar. X'in 2 alırsanız 2'nin 4. kuvveti 16 olur. Sağlamaz arkadaşlar. X'i 1 de eksi 1 alırsak eksi 1'in 4. kuvveti de yine 1 ve 2'den küçüktür. Bu da olacaktır. X'in eksi 2 yazdığımız zaman yine 16 çıkar ve 2'den küçük olmaz. O yüzden aradığımız arkadaşlar denklemin kökleri yani bu eşitsizliği sağlayan değerler 0, 1 ve eksi 1'dir. Yani toplamda 3 tane tam sayı değerimiz mevcuttur. X'in 4. kuvveti eksi 13 tane x kare artı 36 küçük eşit 0. Bu eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sormuş. Bu ifadeyi çarpandan ayırırsak öncelikle bir yazıyorum arkadaşlar. X kareye x kare bu ifadeyi de eksi 9'a eksi 4 şeklinde yazabiliriz. X kare eksi 9'u arkadaşlar 0'a eşitlediğimiz zaman buradan köklerimiz eksi 3 ve artı 3 gelecek. X kare eksi 4'ü 0'a eşitlediğimiz zaman x kare eşittir 4. X'in değeri de buradan 2 ve eksi 2'ye eşit. Bu ifadenin tablosunu yaparsak arkadaşlar 4 tane kökümüz var. Biz bunları küçükten büyüğe tablomuza yerleştireceğiz. Eksi 3 ile başladım. Eksi 2, 2 ve 3'e eşit. Hepsi tek katlı kök arkadaşlar. Aynı zamanda eşitsizlikte eşitlik sembolü olduğundan dolayı köklerimiz çözüm kümesine dahil arkadaşlar. İşaret olarak en büyük dereceli terimin işareti yani x üzeri 4'ün işareti artı ile başladığından dolayı
artı ile başlayacağız. Eksi, artı, eksi, artı şeklinde devam edeceğiz. Şimdi sıfırdan küçük olan yerleri istediği için arkadaşlar şu eksi 3 ile eksi 2 arasında ve 2 ile 3 arasındaki sayılar olacak. Eksi 3 ile eksi 2 arasında arkadaşlar tam sayı değerimiz yok. Kökler çözüm kümesine dahil olduğundan dolayı eksi 3, eksi 2 alacağız. 2 ile 3 arasında yine tam sayımız yok. Yine kökler denklemimiz eşitsizliği sağladığından dolayı 2 ve 3 değerleri olacaktır. Yani bu eşitsizliği sağlayan arkadaşlar toplamda 4 tane x tam sayımız vardır. Doğacağımız Ceyhan. X kare eksi x eksi 2 çarpı x kare artı 9 sıfıra eşit ve sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. X kareli ifadenin en küçük değeri sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olduğundan dolayı 9 da toplamı kesinlikle bir pozitif sayıya eşittir arkadaşlar. Çarpımın sonucu negatif çıktığına göre ya da 0 çıktığına göre arkadaşlar kesinlikle şu ifadenin değeri ya 0'a eşittir ya da negatife eşit olacaktır. X kare eksi x eksi 2 küçük eşit 0 olacaktır. Ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığım zaman x'e x eksi 2 artı 1. Buradan denklemin kökü 2 ve eksi 1 olarak gelir. Tablomuzu yaptığımız zaman eksi sonsuzla artı sonsuz arasında köklerimizi yerleştirdik. Eksi 1 ve 2 şeklinde. Eşitlik olduğundan dolayı denklemin kökleri çözüm kümesine dahil olacaktır arkadaşlar. İşaret olarak x karenin önündeki işaret artı olduğundan artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olan yerler yani şu eksi 1 ile 2 arasındaki tam sayıları soruyor. Kökler de çözüm kümesine dahil olacağından eksi 1, 0, 1 ve 2. Yani toplamda bu eşitsizliği sağlayan 4 tane tam sayımız mevcuttur. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. 2 tane eşitsizliğimiz var arkadaşlar. Denklemin çözüm kümesi nedir? Yani ikisini de aynı anda sağlayan x değerlerini bulmaya çalışacağız. Birinci eşitsizliği incelersek arkadaşlar. Eşitsizliğin her iki tarafında aynı şeyleri toplarsak. Yani 2x'i bu tarafa, eksi 5'i bu tarafa alırsam. Burası 3x eksi 2x büyük eşit eksi 6 artı 5 olacak. 3 tane x'ten 2 tane x çıktı. X kaldı. Burası da arkadaşlar eksi 1'e eşit. Yani ilk aradığımız x değerleri eksi 1'e eşit ve eksi 1'den büyük olacak. İkinci eşitsizliğimizi incelersek 2x'i bu tarafa 1'i bu tarafa alırsak burada 4x eksi 2x küçüktür. 7 eksi 1. Düzenlediğim zaman burası 2x 6'dan küçük, x değeri de 3'ten küçük olacaktır. X'ini aynı anda sağlayan x değerlerimiz ise eksi 1'den büyük ya da eşit 3'ten küçük olan sayılar olacak. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar eksi 1 ile 3 eksi 1'in eşit olduğu yani A seçeneği olacak. Arkadaşlar 2 tane eşitsizliğimiz var. Eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir diye sormuş. Payda eşitlersek arkadaşlar şunun altına gizli 1 yazıyorum ve 10'da eşitlemek için bunu 2 ile bunu 10'la bu ifadeyi de 5 ile genişleteceğim. Düzenlersem burası arkadaşlar 2 çarpı 2 4. 4'ü de içeriye dağıtırsak burası 4x artı 4 olur. Artı 10 büyük eşit burası da 5 eksi 5x. Burası 4x artı 14 büyük eşit 5 eksi 5x oldu. Düzenlersek 5x'i bu tarafa 14'ü bu tarafa aldım. 9 tane x değeri büyüktür arkadaşlar. Eksi 9'dan x de buradan eksi 1'e eşit ve eksi 1'den büyük çıkacak. İkinci ifadeyi paylaşırsak arkadaşlar bunu 6 ile bunu da 3 ile genişletiyorum. Burası 9 tane x artı 3 eksi x küçüktür 12 olacak. 8 tane x değeri 9'dan küçük, x de buradan 9 bölü 8'den küçük sayılar. O zaman aradığımız x değeri eksi 1'e eşit eksi 1'den büyük, 9 bölü 8'den küçük sayılar olacak, tam sayı olacak.
Bu aralıktaki tam sayılarımız eksi 1, 0. 9 bölü 8 sayısı birden büyük bir sayı olduğu için bu aralıkta 1 de olacaktır. O zaman toplamda bu eşitsizlikleri sağlayan 3 tane tam sayımız var arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz Bursa. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.